beni beklemiyordunuz değil mi? Beni tanıdığınıza eminim. Eğer tanımadıysanız izin verin kendimi tanıtayım. Ben Allah'a yıllarca ibadet eden kulların en muhteşemi. Güzelliğim kalabalıkların kalbine yerleşti. Nurum yıldızları aydınlatıyordu. Bulutların üzerine yükselmeye kararlıydım. Allah'ın büyük bir lütfuydu ve gerçekleşmişti. Dualarım kabul olmuştu. Hayallerim gerçekleşmişti. Allah tarafından meleklerin en büyüğü olmakla onurlandırıldım. En çok sevilen, en tepeye yükseltiliyordum ta ki babanız Adem yaratılana kadar. İnanamıyorum. Ben yaratılmışların en yücesi nasıl olur da çamurdan yaratılmış insan parçasına secde ederim? Çok zordu. Reddettim. Alemlerin Rabbine hayır dedim. Allah'a yıllarca ibadet ettim. Adem ne kadar kulluk etti. Neden Adem'e bütün dünyanın yönetimi verildi? Açıkçası bunların hepsini ben hak ettim. Hiç şüphesiz dünyayı yönetecek ve emri altına alacak tek kişiyim. Secde etmeyi reddettiğim günden beri yaratılmışların en kötüsüne dönüştüm. Allah'ım ve dostlarının düşmanı oldum. Allah hayret gününde sonsuza kadar cehennemde kalacağıma yemin etti. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Aynı babanızda olduğu gibi sizden nefret ediyor ve kıskanıyorum. Odunuz günden beri hayatınızı zorlaştırıyorum. Cehenneme yalnız girmeyeceğim. Çektiğim acıyı size tattırmak istiyorum. Aynı zamanda üzerime inen bu laneti de. Sizi benim gibi yanarken, ağlarken, çığlıklar atarken görmek istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştireceğimi bilmek istiyor musunuz? Hilelerimin arkasındaki bütün her şeyi gizleyeceğim. Sinsice hazırlanmış hileler, yoldan çıkarma yöntemlerini bunları seni günah sürüklemek için kullanacağım. Size dünyada fesat çıkarması için insanoğlunun kalbine nasıl gireceğimi göstereceğim. Merak ediyor olmalısınız. Neden hilelerimi size göstereceğim? endişelenme. Videonun sonunda hepsini unutmuş olacaksın. Başlangıç olarak yanlış kanılarını düzeltmek istiyorum. Ne yazık ki size zorla günah işletmek gibi bir gücüm yok. Sadece özgür iradenizi kullanarak insanoğlunu isyana sürüklerim. Benim yüce amacım dünyayı dini inançtan soyup çıkarmak. Stratejim çok basit, sizi yoldan çıkarmak. İlkten sizi imansızlığa sürükleyeceğim. En büyük günah olan Allah'a ortak koşmayla. Eğer karşı koyup hileden kurtulursam, işte bunu çok seviyorum. B planlı devreye sokacağım. Bu plan sizi büyük günahlara düşürecek olan namazdan yüz çevirmek gibi, zina gibi, zulüm gibi, içki gibi. Eğer gerçekten iman edip ve salih amellere devam ediyorsan, vazgeçmeyeceğim. Seni ufak günahlara çekeceğim Eğer beni engellersen Bütün gününü boş şeylerle işgal edeceğim Günah değiller Güzel amelde değiller Çok yemek gibi Dünya konularında varsayımlarda bulunmak Bunların hepsi senin ödüllendirilmeni sağlıyor Bunları yapabilmemin yolu Kalbinize girip Zaaflarınıza doğru gitmekten geçiyor En sevdiğiniz şeylere Sizi adım adım çekeceğim Bu dünyayı size güzel gösteriyorum. Onu büyüleyici gösteriyorum. Karşı koymak zor, bırakmak çok zor zenginlik, güç, ün ve kadınlar. Bütün bu düşüncelerin merkezi olacak. Bütün dünya bu çağrının etrafında dönüyor. Bir tutkudan diğerine sizi hipnotize edeceğim. Durmadan şeytani şeylerle meşgul olacaksın. İnsanlara karşı ne kadar günah işlersen o kadar ruhunu ele geçireceğim. Gerçeği öğrendiğinde... Gerçek artık sen benim kölemsin. ölmüş olacaksın. Eğer bunların hepsi sonuçsuz kalırsa, kalbinde korku ve üzüntüyü büyütmeye başlayacaksın. Yoksulluk çok korkunç gelecek ve yalana, hileye başlayacaksın. Zalimlere karşı sana korku vereceğim. Zulme uğrayanlar için karşı koyamayacaksın. Seni her şeyden korkutacağım. Ama Allah'ın dışında her şeyden. Eğer yenilmeden ayakta kalırsan, işte o zaman en güçlü tuzan zamanı gelmiş demektir. Seçkin kölelerimi kullanacağım. Bu kişiler benim ve amacım için hayatlarını feda edenler. Onlara hayatını alt üst etmeleri için emir vereceğim. Acı çektirmek için, seni takip edeceğim. İtibarını ayaklar altına almak için. Sana her yönden yaklaşabilirler. Bu planla birlikte dua ve karşı koyma gücünü azaltacağım. Allah'a doğru gidişini engelleyebilirim. Allah'a giden bu yolda benden kurtulabileceğini düşünme. Benden daha önce kimsenin görmediği şeyleri göstereceğim. Gün ve gece kulağına fısıldayacağım, davet edeceğim. Ruhuna girip seni ahlaksız, cimri, fakir yapmak için en çok sevdiğin şeyi bulacağım. Seni amacından uzaklaştırmak için zihnini şeytani ve boş şeylerle dolduracağım. Kazanan ben olacağım. Ve ayakta kalan ben olacağım.